Günaydın arkadaşlar. Finansal tablolar analiz program eğitim çalışmasında yine birlikteyiz. Bu eğitim çalışmamızdaki başlığımız Ülker. Ülker'in 2020'nin ikinci çeyreğindeki açıklamış olduğu finansal veriler. Bakıyoruz, eğitim çalışmalarımızda alacaklarda azalma, stoklarda bir artış görülüyor. Borçlar panosuna baktığımızda kısa vadeli borçlarda bir azalma, uzun vadeli borçlarda bir artış, net borçlarda bir azalış, öz varlıklarda da mevcudiyetini korumayı görüyoruz. Grafiklerde öz sermayeye baktığımızda öz sermaye karlılığı kronik olarak diğer şirketlerde olduğu gibi düşmüş. Kar zarar tablosuna baktığımızda satılan malın maliyetinde bir nebze olsun azalma, faaliyet giderlerinde çok az da olsa bir azalma ama buna istinaden finansman giderlerinde artış görülmekte. Esas faaliyet karında bir artış, net dönem karında bir azalış, faiz vergi öncesi karda da çeyreksel bazda %21, yıllık bazda da %19,5 bir artış görülmekte. Nakit akım tablosuna baktığımızda arkadaşlar, işletme faaliyeti nakit akışında %44,5'luk, yatırım faaliyet nakit akışında da %87'lik, serbest nakit akışında da %79'luk bir azalış görülüyor. Buna istinaden finans faaliyet nakit akışında %1271'lik bir artış gözükmekte. Yalnız dönem sonu nakitte bir azalış hemen gözümüze çarpıyor arkadaşlar. Aktif karlılığına bakıyoruz. %3,5'dan %2,96'ya düşüşmüş göstermiş. Öz kaynak karlılığı %9'dan %7,5'a gerilemiş. Operasyonel karlara baktığımızda sermaye getirisi -19,5'dan -22'ye yükselmiş. Öz kaynak maliyeti 10'dan 10,5'a artmış. Evet arkadaşlar. Şimdi bu açıklamış olduğu bilançoya göre hissenin olması gereken fiyatı 29,5 lira. Hisse 21,84, yani 22 liradan kapanmış. Arada çok fazla bir fark yok arkadaşlar. Aşağı yukarı gelmiş yani. Edenine gelmiş. Öz kaynak verimliliği %27 azalırken hissenin fiyatı %19,5 artış göstermiş. Rasyolara baktığımızda cari oran 1.28'den 2.08'e, likitte oranı 1.12'den 1.87'ye olumlu yönde görülmekte. Fon kaynak kullanımına bakalım arkadaşlar. Evet, fonların sadece %14'lük kısmı faaliyetlerden elde edilmekte ki oldukça yetersiz bir rakamdır. Büyümeye bakıyoruz. Satışlar da sadece %3 artış göstermiş. Yani hisse senedi baktığımızda ederine gelmiş arkadaşlar.